Madem konu tevhid değerli kardeşlerim, doğruyu, hakikati konuşalım. Bakıyorum bir şeyhin yanına gidip gelmeye başlamış. Karşımıza gelip şöyle diyor: hocam ben cenneti garantiledim. Falan şeyhin yanına gidiyorum. O şeyh diyor ki bize gelip gidenler cennetliktir. Var mı İslam'da böyle bir şey? Var mı tevhid dininde böyle bir şey, size soruyorum. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam bile yarın bana ne olacak ben bilmiyorum diyor. Çok sevdiği bir sahabisi var, Osman bin Maz'um. Vefat etmiş bu sahabi. Allah Resulü gidiyor bu sahabenin cenazesinin başında ağlıyor. Gözyaşları Osman bin Maz'um'un üstüne düşüyor. Kız kardeşi şöyle diyor: vallahi kardeşim sen cennetliksin. Resulullah dönüp şöyle diyor: nereden biliyorsun cennetlik olduğunu? Ya Resulallah, ağladınız, gözyaşlarınız üstüne damladı. Allah Resulü orada diyor, ben bile bilmiyorum yarın ahirette başıma ne gelir. Sen nereden biliyorsun bunun cennetlik olduğunu? Hakiki İslam'ı konuşalım değerli kardeşlerim. Falan şeyh mahşer gününde beni cübbesinin cebine koyup cennete götürecekmiş diyor Müslüman. Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye ne diyor? Ya Ayşe, mahşer yerinde insanlar çıplak haşrolacak. Hazreti Ayşe ağlamaya başlıyor. Vay halime ya Resulallah. İnsanlar benim haya yerime bakar. Allah Resulü ne diyor? Üzülme Ayşem. Herkesin derdi başından aşkındır o gün. Kimse kimsenin haya yerine bakmayı bile hatırına getiremez. Nerede kaldı senin şeyhin? Seni cübbesinin cebine koyup cennete götürecek. Nerede kaldı senin şeyhin? Senin elinden tutup seni cennete götürecek. Tevhidi konuşuyorsak hakiki konuşalım. Şimdi ben bunları burada konuşuyorum diye, bakın yarın diyecekler ki bu hoca Vahabidir, bu hoca zıt görüşlüdür. Hakkı konuştuğumuz için, doğruyu konuştuğumuz için değerli kardeşlerim, bedava cennet yok. Öyle bir şey olsaydı Hazreti Muhammed, kızım Fatıma, deme yavrum babam fakr-ı kainattır. Deme yavrum babam Hazreti Muhammed'dir. Mahşer yerinde sana bir şey yapamam kızım. Amel, amel, amel kızım demezdi. Yok böyle bedava cennet değerli kardeşlerim. İşte İslam'ın içini boşalttıkları için bugün gençlik İslam'ı doğru bulmuyor. Bugün insanlar İslam'dan kaçıyorsa bir anlama haksız değiller. İndirilmiş dine değil de uydurulmuş dine tabi olduğumuz için değerli kardeşlerim. Bakın tarikatlara söz demiyorum. Hakiki tarikatlara canım feda olsun. Ama bugün bazı tarikatlar insanlıkla Allah arasında barikat oluşturmuşlardır. Kabul edin bunu. Emin Hoca yine sert konuşuyor. Belki yarın öbür gün benim başıma da bir şey gelir. Ne geliyorsa gelsin. Doğrusu budur. Allah Kur'an'da bunu buyuruyor. Allah'ın dininde böyledir değerli kardeşlerim. Ama uydurulmuş dine bakacak olursak, bir şeyhe tabi olduğun zaman cenneti garantiliyorsun. Adam gelip bana şöyle diyor: Azrail geldi şeyhimizin canını almaya. Şeyhimiz Azrail'i geri gönderdi. Dedi ki git, daha benim vaktim var. Nerede yazıyor bana söyleyin. Allah Kur'an'da ne diyor? فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alamazsınız diyor Hazreti Allah Kur'an'da. Azrail kimden izin istemiştir?
bir tek Hazreti Muhammed'den izin istemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah Celle Celaluhu emretti diye. Azrail şöyle demiştir: ey Muhammed, Rabbim seni muhayyer bıraktı. İster dünyayı tercih et, ister ukbayı, ahireti tercih et. Allah Resulü ne demiştir? Allah'ım mağfirli, verhamni ve elhikni bir refiqil a'la. Ya Rabbi beni affet, beni mağfiret et ve beni refiqe a'laya ulaştır. Azrail bir tek Resulullah'tan izin almıştır. Adam karşıma geliyor, şeyhimin yanına Azrail gelmiş. Şeyhim Azrail'e demiş ki vaktim var, geri git. Gelin hakiki İslam'a tabi olalım değerli kardeşlerim. Hakiki İslam'ı yaşarsak bugün gençlik koşarak İslam'a gelir. Gençlik İslam'dan uzaklaşıyor. Mihraplardan, minberlerde hakiki